Yavuz'u Sorabilir. cezalandırmak için, kaynananı cezalandırmak için çocuklardan mı alıyordun onlardan çıkaramadığın hıncı? Yok dedim abla. Onlar ben babalarınızın yanına gidin orada şey yapın. Benim inmediğimi siz de yapmayın. Gidin babanızın yanında yiyin diyordum. Az Gidip önce yiyorlardı. çocuklarıma bir zarar gibi ifaden oldu. Ya ben kendime eve zarar versem bile ne yani onları aç bırakmam. Onlara zarar hayatta düşünmem. Kendi bilir işte. Hayır. Yasin'in beslenme çantasında da Büşra Hoca Canan Hoca'ya söylemiş. Yasin'in beslenme çantasında da sadece kuru ekmek çıkıyormuş. Yasin de okula geldiğinde aç geliyormuş. Kim dedi onu dedem abla? Canan öğretmen diyor. Büşra Büşra. söylüyormuş. Büşra Hanım. Hı? İnanma. Bilmiyorum. Didem abla. Senin bilmediğin ölçüde belki Ben çocuklara... biliyorum dedem abla. Benim gözümün önünde gidiyordu çocuk. Çünkü beslenmesine aşağıdan katılıyordu. Ne koyuyordun çocuğun beslenme? Yani tabii şey köy ortamı. Tahin, zeytin, öyle tür şeyler. Kuru ekmek çıkıyormuş sadece Yasin'in beslenme çantasında. Kuru ekmek, yufka yapıyoruz ya Didem Biliyorum, abla. evet. Onu poşete koymuyorduk ilk sıralarda. Kuruyup ecelenip dökülüyordu. Defalarca kağıt yazdı gönderdi. Bunu çocuğa böyle koymayın. Ekmek Sadece ekmek döküntüleri mi, ekmeğin olmasın içine bir diye. şey koyuyor muydun? Didem abla bir şey söyleyebilir Bizim miyim? orta bir dakika dur. Tamamlasın evet söyleyin. Bizim hayatta daha biz çocuklarımın Yusuf'a çıkıp sorabilirsin Didem abla. Tahınsız hayatta sofraya oturduklarını biz bilmiyoruz. Kendimiz ekip kendimiz Sinirlendiğinde yetiştirdiğimiz için. peki sinirlendiğinde kendini odaya mı kapatırdın? Evet Didem abla sinirlenirdim. Çıkarıyor odada ağlardım. Kendimi orada dururdum. Sinirim geçtiği zaman yine çıkıyordum yani işime devam Şöyle bir ediyordum. cümlen oldu. Sinirlendiğimde kendimi, şimdi bazen ben bu yayın içindeyken bir şeyleri fark edemeyebiliyorum. O sırada rejideki koordinatör arkadaşlarımız da ya her bir cümleni dikkatli bir şekilde takip ediyorlar. Bak yukarıda da bir ekibimiz var, koca bir ekibimiz var. Sinirlendiğimde kendimi odaya kapatırdım. Çocuklara bir zarar vermemek için mi? Kendimi kapatırdım onlar aşağıda kalır diyeyim ama çocuklara zarar hiçbir Sen zaman için sinirlendiğin zaman Yavuz görmeden çocuklara bir zarar verir miydin? yok dedim abla. Hı? Kendi sinirimi kendimden çıkartırdım, ağlardım. Ne Kendi kendime yapardın? söylenirdim odada. Ne yapardın başka kendine? Kendime başka bir şey yapmazdım. Çok mu sinirli anlamadım. Sinirim Kendi bazen kendine. kendi Ne kendime. yapıyor Yavuz mesela ki sinirlendiğinde? Gider aynı işte dediği gibi içeri gider orada yatır. Sadece yatmaksa bir şey Aynen. değil. Ama zaten Yatır. sen fazlasıyla şiddet uyguladığın için Değil dedim abla. yapmışsın. Tamam orada hep söylüyorlar ben biliyorum. O raporların hepsinde var. Bir de şu var Didem abla demin söyleyecektim. Benim Yusuf'um var şu an. Öğretmeni var. Yani kimse inanmayabilir. Sorun yani çocuğa ne katarlar, ne yiyir, ne içer. Aş mı gelir, kuru ekmekle mi gelir? Kim yalan söylüyor bir bakın. Şimdi Didem abla Yusuf'a biz ufak Bir tefek bakın yani şimdiki öğretmene de aldığımızı sorabilirsin. Oğlum bekle bak. Biri konuşuyor. Ya çevirme. Tamam mı? Ya anlattığın şeyini biraz anlamlı olsun. Ve defalarca söylüyorum bak beni uzatma benim yolumu. Biliyorsan biliyorum de, bilmiyorsan bilmiyorum de. Ümmü, şimdi demişsin ki öğretmene, çocuklar neden yemek yemiyor Canan öğretmene diye dediğimde ekmek dolabını kaynanam kilitliyordu. O yüzden içeriden ekmek alamıyordum. Dolayısıyla da ben çocuklara da yemek veremiyordum diyormuş. Çocuklarıma sorabilirsiniz Didem abla. Telefon Sorarız. açıp sorabiliriz. Tamam ama bu iddiayı bir Ümmü'ye söyletmiyor. Didem abla ufak tefek Sen de şunu sorularımı... söyledin yani yiyecekleri kilitliyordu diye sen bunu bize de söylemiştin daha öncesinde. Sen buraya gelmeden önce yayında söyledi ya kaynanan. Ya teyzesi de ben de onu anlamıyorum. O gün Mesela teyzesi bunu yapar mı ya? Niye çekip yapsın yani? gelecektim anahtarını yani kilitlenir mi kilitlenmez mi çekip gelecektim dedim abla unuttum. Tamam şimdi tekrar köye gittiğinde çekersin ya Heh. da biri çeksin. Ama şunu anlamıyorum. Ekmek dolabını senin annen kilitleyecek kadar Ümmü'den niye nefret ediyor ya? Sevmediğini söylüyor. Tamam. Birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Ama öyle kitleme mitleme olmaz Bak dedim abla. anlaşamamak başka bir şey. Ha. Dolabı kilitleyip bir insanın yiyeceğe Kitleme yok. ulaşması o zalimlik, o işkence. Didem abla kitleme yok yok. Ümmü kilitliyor muydu, kilitlemiyor muydu? Civa Didem abla vardı. Ekmek yapanların kendileri beni onu birkaç defa birilerine göstermek bile Kapının anahtarı istedim var mı? ama Tek o kelime. kapıyı sen değiştirdin. Ne Söktün zaman o kapıyı. değiştirdin? O kapıları beyazları sen yeni Ne zaman değiştirdin bak. değiştirdin? Değiştirdin o Ne kapıları. zaman değiştirdin? O kırmızı Bak kapıyı bana uzatma, bak değiştirdin. uzatma beni. Ne zaman değiştirdim? Bak soruyorum ne zaman?
Ya çocuk kaybolduktan sonra orada varım, kapılarını değiştirdin. Yavuz baskılama, anlatsın. Baskılamıyorum dedim. Senin bilmediğin bir şey vardır. Bana desin ki 5 sene önce veyahut da çocuktan kaybolmadan önce. Ama bir anlatsın bak, işte anlatmaya başlayacağım. Biz böyle olduğumuza bunlara da fırsat doğdu. Dur bir dakika. Ama Ümmü anla. Ama sonuçta kaynananı kapıyı kilitliyormuş kardeşim yani. Pardon anne. Kilitlenmez Didem abla. Benim evlerimin dışı bile kilitlenmez. Emin olun buna ya. Ümmü. Ümmü anlasın. Ümmü ne zamandaki kilitlemeye başladı? Ne zaman son verdi? Tartıştık Didem abla. Ben aşağı inmemeye başlayınca ben yapıp sen yiyeceksin mi? Kendin yap kendin ye dedi. Ekmek yufka ekmek yapıldığı zaman ben karışmadığım dönemlerde yapıyordu yani. E sen yukarıda un falan veriyorlar mıydı sen ekmek yapıp? Aşağıdan getiriyordum Didem abla, evet. Kendim yapıyordum sobanın üzerinde. Şu mayalı ekmek dediğimizden küçük küçük kendim yapıp. Ama o yaptığı yemekleri çocuk, peki o hangi çocuklar nereden yiyordu yemekleri? Aşağıda ekmekleri. Babasıyla yiyorlardı. Bazen denk geldikleri zaman, bu inekte olduğu zaman öğlen benim yanında yiyorlardı. Yavuz bir şey söyleyeceğim. Sen yukarıda karınla beraber mi kalıyordun, aşağıda annenle beraber ben mi? Ben normalde çocuklarımla annemle beraber aşağıda ekmeğimizi hepimiz aşağıda orada yiyoruz. Ekmek sormuyorum Yavuz. Senin eşin, sizin eviniz normalde yukarıda, annen evet. de aşağıda yaşıyor. Sen yukarıda mı yukarıda yaşıyorsun? Yukarıda kalırım. Aşağıda mı kalıyordun? Yukarıda kalırım. Yukarıda Didem abla. Odalarınızı ama ayırmışsınız 12 yıldır. Öyle biliyorum. Yasaklarınızı ayırmışsınız. Hayır. Ümmü? Bu hayvanların şeyini biz televizyonun odaya kurdurduk Didem abla, kamerayı. Oradan seyrettiği için orada uyup kalıyor. Ben de çocuklar zaten sütten şeyden geldiği için rahatsız etmemek için öbür odaya çekip gitmek zorunda kalıyorum. Kaç yıldır böyle? Ben 12 yıl diye biliyorum. Vallahi benim o kadar net bilemeyeceğin Didem abla. Bilmiyorum. Demek ki birisi 2 sene 3 sene mi sonra mı ayrılmışız? Ümmü kaç yıldır ayrı odalarda kalıyorsunuz? Valla orasını hatırlayamayacağım Didem abla. Bize 12 yıl demişsin ekibimize. Epey olmuş. Sen aslında o evde... Kameraya biz ne zaman takladık yani kendisi ya? O evde aslında... Işte. Yani 4 yaz gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Çok çaresiz. Ondan sonra bir kadın görüyorum. Yazık günah yani bilemiyorum yani. Yani siz kendinize göre belki bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama bizim gördüğümüz Ümmü'nün bize kontrollü anlattıkları çok fazla anlatmıyor. O evde... Hem sözlü hem fiziki şiddete uğramış. Bir sürü şey yaşamış. O yaşadığı şeylerin sonrasında şimdi ben, acaba çocuğunun başına bir şey mi getirdi? Bu soruyu jandarma da sana sordu değil mi? Sordu Didem abla. O kızgınlık ayasına bir şey yaptın mı sen? Hayır Didem abla. Ben kendime yaparım, o çocuklara yine yapmam. Pek kesinlikle. Uzatmayalım diyorum Didem bir, abla bir da. Bir iddia daha var. Ama söyle, dinliyorum o iddiayı da, merak ediyorum. Şimdi %90 izliyordur. İstihbaratın bir şeyi vardı, başları vardı. İsmini vermek istemiyorum. Verme, tamam. O bana bir şey dedi eşimden dolayı. Yani onların lafları olsa da ben keşke burada söylesem, göstersem sizlere. Ne dedi? Bana söyle artık. Söyledikten söylemek zorundasın. Ya söylemek istemiyorum yani. Ama önemli, her şeyi konuşmak zorundayız yani. Çok mahrem olmadığı... Bizim için önemliydi söylediği şeyler. Neydi sizin için önemli olan Yavuz? Didem abla, adamın başına bir şey olur. Yani ben pek söylemek istemiyorum. O bana bir şey söyledi biliyor musun? Ne dedi? Sabır konusunda söyledi daha doğrusu. Sen bu kadar sabırlısın diye bana söyledi. Ya karı koca ilişkisi sıra. Anlamında mı? Tanıdık sıra ha. Ya bunu yorum yapamaz, yanlış yapmış yani. İşte ben de o yüzden yani bir şey olmasın diye ben şeyi yapmak istemedim. Ya bir bilgiyle konuşabilir bir görevli ama onun dışında karı koca arasındaki ilişkilerde sen çok fazla... Ne dedi? Daha mı fazla dövseydin dedi ya. Hayır ya. Yani herhalde... Ona... Ümmü'ye karşı mı sabırlı, neye karşı sabırlı? Benim sabrımı. Ya burada da zaman zaman böyle şey yapıyor, görüyorum. Yani Ümmü'nün anlattıklarıyla böyle çileden çıkıyorsun. Bu mu? O mu? Ondan mı bahsediyorsun? Ya söylesene nedir, anlamadım yani. Söyle Yavuz, çekinme. Çok mahrem bir şey değilse, cinsel bir şey değilse söyle yani. Söyler misin lütfen? Didem abla bak, o zaman da o dedi ki bana... Dedi ki sende dedi sabır, en iyi sabır sende var dedi. Senin sabrettiğini ben sabredemem buna dedi. Niye peki? Ne olmuş ki? Yani o kadar ben alttan alıyordum. O kadar şeyine gidiyordum ben. Emin yani ol belki herhalde, de belki inadı. De dinler bağlanabilir yani o adam. Bilmiyorum.